Hani bir hikaye anlatılır bilirsiniz. Çok zengin bir adam, eski zamanlarda çok zengin bir adam ölür. Çok da zengin, malı mülkü var. Mirasını bırakacak. Mirasını bırakacağı birini tespit etmek için şöyle de bir duyuru yapılır. Ey ahali, işte filanca zat öldü. Onun mirasının yarısını almak isteyen birisi varsa şayet, böyle bir mal sevdalısı, mülk sevdalısı birisi varsa, bir gece o zatın kabirdeki ilk gecesinde mezarda onunla birlikte olsun. Sabaha kadar onun kabrinin yanında onunla beraber geçirsin derler. Kimse çıkmaz. Kolay da bir şey değil. Yani kabirde bir gece geçirmek herkesin harcı değil. Bir tane hamal düşünür, ya benim zaten bu dünyada hiçbir şeyim yok. Bir geceyi geçirsem hiç de fena olmaz orada. İyi de para kazanırım diye. Belki de biraz arkadaşlarının, dostlarının verdiği böyle gazla bunu kabul eder. Sonra o geceyi o adamla birlikte mezarda beraber geçirecektir. Melekler gelirler. Ölü adamın tabii ki hesabı başlayacak. Münker, nekir gelirler. Sorgu, sual başlayacaktır. Derler ki bu adam ölü. Zaten bu bizim yanımızda ama biz diğerinden başlayalım. O bir gece burada. Önce ondan hesaptan başlayalım. Hikaye bu. Söyle bakalım derler hamala. Bu ipi nereden buldun? Bu iple neyi taşıdın? Bu iple nereye taşıdın? Bu iple kimin malını taşıdın? Sorgu sual bir başlar, aman Allah'ım. Sabaha kadar bitmez. Hamal terler, 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 cevaplar bulamaz. Artık nasıl olursa bir şekilde sabah olur. Sabah uyandığında tebrik için gelirler. Bravo derler, alkışlarla. Bu büyük cesareti gösterdin ve artık bu mal artık senin. Artık çok büyük bir servetin sahibisin. Aman der, istemem. Ben daha bir ipin hesabını veremedim. Bir gecede bitmedi bir ipin hesabı. Ben bu kadar malın hesabını nasıl vereceğim? Hikayedir bu. Doğrudur, yanlıştır, bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Ama çıkaracağımız bir ders var mı? Evet, var. Bizde kim bilir kaç ip var ve bu ipler ne kadar uzun ve bu iplerin hesabı kim bilir ne kadar uzun sürecek. Hazır kelam, ölmeden önce, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmekte büyük fayda var.